Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle kronoloji konusunu işleyeceğiz. Söylemesi biraz zor olabilir. Bazen de dilim sürçebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Kronoloji konusu neymiş? Hemen bir detaylarını incelemeye başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi kronoloji deyince aklımıza arkadaşlar olayların tarih sırasına göre yazılması olarak söylenebilir. Yani tarihsel bir süreç var. O tarihe göre başlangıçta, yani ilk gerçekleştiği tarihten itibaren önemli olaylar sırayla günümüze kadar böyle sıralanıyor. Buna işte biz kronoloji diyoruz. Peki nasıl yapılır? Meydana gelen belli başlı olaylar, bunlar önemli olaylardır. Yani böyle her şeyi detaylarıyla anlatmak değil de en önemli olaylar böyle özet şeklinde bir kronolojik sıraya göre ne oluyor? Bir şerit halinde hazırlanıyor. Bakın, bir şerit halinde, yani film şeridi gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şerit. Böyle burada mesela önemli olaylar yazılıyor buralara. Tabii ki üstlerinde de tarih var. İşte tarih, burada olay. İşte tarih, burada olay. Böyle anlatıla anlatıla geliyor. Yani burada bizim de hazırladığımız gibi aslında. Niçin yapılır peki? Hayatımızla ilgili bilgileri, yani ne oluyor? Hayatımızla ilgili bilgileri sunmak için bunu biz hazırlayabiliriz. Ailemizle alakalı, aileyle ilgili bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılması. Ben o bilgileri saklamak istiyorum. Torunlarım da görsün, onların çocukları da, torunları da görsün diyorsanız böyle bir kronolojik sıralama, önemli olayların yer aldığı bir belge gibi, yani bir şerit hazırlanabilir. Ve arkadaşlar önemli kişiler anlatılırken mesela işte Atatürk gibi, işte ünlü bir sanatçı, ünlü bir işte oyuncu, değil mi? Farklı farklı bilim insanı olabilir. Bunların özellikleri, yapmış olduğu çalışmalar anlatılırken mesela yine bu kronolojik sıralamadan yararlanılabilir. Arkadaşlar mesela burada bir öğrencimiz var. 1 Mayıs 2010 tarihinde doğdum demiş. Bakın, çok önemli bir durum değil mi onun için? Yani doğum tarihini yazmış, 1 Mayıs 2010. Ardından bakın 12 Nisan 2011'de, hemen yaklaşık 11 ay sonra, daha 1 yaşını doldurmadan yürümeye başlamış. Hayatı için çok önemli bir şey. Bakın, adım atıyor. Kendinizi düşünsenize, bebeksiniz ve ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Bu çok önemli bir durum değil mi? Hemen ardından bakın ne oluyor? 5 Eylül 2016'da anaokuluna başladığını söylemiş. Çok güzel, yine artık evdeydi, evin dışına çıktı. Sosyalleşecek, okula, yani öğrenci arkadaşlarının olduğu, öğretmenlerin olduğu bir ortama girmiş oluyor. Yine hayatı için çok önemli bir durum, dönüm noktası diyebiliriz. Ve 11 Aralık 2017'de ise okuma ve yazmayı öğrendim. Anaokulunu bitirmiş, artık ilkokula başlamış olabilir. Ve ardından da ne oluyor? Okuma yazma öğreniyor. Onun için çok önemli olduğu için bakın tarihini de belirtmiş, olayı da belirtmiş. Ardından 15 Haziran 2021 tarihinde ise ilkokuldan mezun oldu. Artık ortaokula geçiş yapacak. Onun için çok önemli olduğu için bunu bakın tarih sıralamasına göre yapmış oldu. Bakın soldan sağa doğru böyle gidiyor. Burası önemli. Yani sıralama hangi yönde? Tarih sırasına göre soldan sağa doğru yapılabilir. Değişik formatlar da var. Yukarıdan aşağıya da yapılabiliyor bazen, değil mi? Yani ilk tarih yukarıda, sonra aşağıya doğru günümüze doğru gelmiş oluyor. Böyle işte sıralamalarla karşılaşabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Burada bir arkadaşımız var, Cezmi. Cezmi hayatındaki bazı önemli olayları yukarıdaki gibi anlatıyor. Bakalım burada belli bir İşte sıralama yok, dağınık bir şekilde söylemiş. Biz bunları karışık haliyle verilen bu olayların kronolojik sıralamasını yapmamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda ilkokula başlamadan 2 yıl önce kardeşim doğdu demiş. Tamam. Önce hepsini bir okuyalım ki olayları anlayalım. Ankara'da dünyaya geldim. Ben doğduktan 1 yıl sonra Eskişehir'e taşındık. İlkokuldan mezun oldum. İlkokula kaydım yapıldı. Şimdi arkadaşlar ne olması lazım? Önce Cezmi'nin bir doğması lazım, değil mi? Dünyaya gelmesi lazım. Bu sebeple Ankara'da dünyaya geldim dediği bu cümle önemli. İlk cümle bu olacak. Evet, ilk cümle 2 numara, hemen yazdık. Ardından bakın yani Cezmi dünyaya geldikten sonra ne oluyor? Ben doğduktan 1 yıl sonra Eskişehir'e taşındık diyor. Yani hemen ardından 1 yıl geçti. Diğerlerini mesela yapabilir miyiz? Mesela ilkokuldan mezun oldum. Hemen doğduktan 1 yıl sonrasında mezun olabilir miyiz? Hayır. Ya da ilkokula kaydımız yapılabilir mi? Hayır. Ya da mesela birinci cümle, ilkokula başlamadan 2 yıl önce kardeşim doğdu. İlkokula biz ne zaman başlıyoruz? 6-7 yaşlarında başlıyoruz. Bundan 2 yıl öncesi ne yapar? Yani 4-5 yaşları yapar, değil mi? 4-5 yaş. Ama bakın ben doğduktan 1 yıl sonra, daha 1 yaşındayken Eskişehir'e taşınmışlar. Bu sebeple 3 numara ikinci sırada gelecek olan olacak. Hemen ardından 3 numara geliyor. Ve
4-5 yaşlarındayken ne oluyor? Bakın ilkokula başlamadan 2 yıl önce kardeşi doğmuş. O zaman 1 numara gelmiş olacak buraya. Bu da önemli bir olay. Kardeşi doğdu 4-5 yaşlarındayken kendisi. Ve ardından 2 sene geçti. Yani ilkokula başladı ve kardeşi 2 yaşına geldiğinde ilkokula kaydım yapıldı demiş. 5 numara ve sonrasında da en son olarak ben ne yaptım? İlkokuldan mezun oldum demiş. Daha sonra ondan önemli bir yani ilkokuldan mezun olana kadar gerçekleşen bir olay yazılmadığı için burada kronolojik sıralamayı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 2, 3, 1, 5, 4 şeklinde bakın sıralamamız D seçeneğinde mevcut diyoruz ve D seçeneğini işaretliyoruz sevgili arkadaşlar. Kronoloji bu kadar basit arkadaşlar. Görüldüğü üzere yani kısaca anlatmış olduk size 5 dakika gibi bir sürede kronolojiyi hallettik. Bununla alakalı mesela sorular gelecektir. Yazılı hazırlık içerikleri de gelecektir. Bu sebeple bizi takipte kalın diyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.